Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Okullar açıldı, benden poğaça tarifi istediniz. Ben de sebzeli poğaça tarifi ile karşınızdayım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Evet, 2 su bardağı ılık sütüm var. Bunları karıştırma kabıma alıyorum. 1 su bardağı ayçiçek yağım var. Bir paket yaş mayam var. Onu da şöyle eziyorum. Kasemin içerisinde 6 su bardağı un var ama ben onu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hepsini bir eklemeyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Robotta küçük küçük çekmiş olduğum 2 tane sivri biberi hamurumuzun içerisine ekliyorum. Bir tane tombul kapya biberim vardı. Onu da robotta çektim. Eğer sizin kapya biberiniz küçükse 2 tane kullanabilirsiniz. Onu da ekliyorum. Maydanozum var. Onları da ince ince kıydım. İsteğe bağlı eklemeyebilirsiniz de. Dereotu da ekleyebilirsiniz. Şimdi hepsini bir toplam şöyle karıştırıyorum. Tane yumurtanın akını içerisine, sarısını da üzerinde kullanacağım. Hamurumuzu mayaladım. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Üzerini kapatıyorum. Hamurumuz iki katı olana kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalandı. Şöyle elimle karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Kesme aparatımla kesiyorum. ...14 tane bezi elde ettim. Siz istediğiniz büyüklükte, küçüklükte yapabilirsiniz. Elimi bir kasenin içerisine sıvı yağ ekledim. Elimi batırıp açıyorum. İçerisine istediğiniz peynirden ekleyebilirsiniz. Ben evde kendi sevdiğimiz peynirden ekliyorum. Şöyle kapatıyorum. Elinize yapışırsa elinizi yağa batırın. Şöyle tepsime ekliyorum. İçerisine yine peynirimden ekliyorum. Dediğim gibi sevdiğiniz peynirden ekleyebilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra tepsimin içerisinde yaklaşık 15 dakika tepsi mayası vereceğim.
Tepsi mayamızı verdim. Poğaçalarımız tepsi mayasıyla puf puf kabardı. Yumurta sarısını ayırmıştık. Onu poğaçalarımın üzerine sürüyorum. 180 derecelik fırına veriyorum. Poğaçalarım pişti, puf puf kabardı. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Çok sıcak dokunamıyorum şu anda. Poğaçalarımı servis tabağıma alıyorum. Hala sıcak. Sebzeli poğaçalarımızı servis yaptım. Tarifimi şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.